Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TTIT Geometri kampında. Yani şu kitabın kampında. Geldik 39. günün ikinci dersine. Yani bugünün son dersindeyiz. Hatta doğru analitiğinin de son dersindeyiz. Şimdi eşitsizlik sisteminden bahsedeceğiz size. Bir de günlük hayat problemlerinden bahsedeceğiz. Bu dersimizde anlattığımız şey, daha doğrusu anlatacağımız şey aslında matematik kısmında sorusu çıkıyor. Ama ben bu konuyu geometriye yakıştırdığım için bir de burada sana anlatmak istedim. Bir de geometrik olarak burayı görmeni istedim. O yüzden hani burası fazla bilgi diyebiliriz. Matematik kısmında karşımıza çıkacak ama sınavda çıkıyor mu kardeşim? Çıkıyor. E o zaman hatta ekstradan bir soru hani 10 soru çıkıyor ya 11. soru da sınavda karşına bu şekilde çıkabilir yani. Öyle düşün. Evet kitabımızda sayfa burası 224, 225 ve 226'yı çözeceğiz ve bitireceğiz. Analitik geometriyi bitireceğiz. Tabi analitik geometri bitiyor da ondan sonrasında ne geliyor? Simetri geliyor. O da analitik geometriden sayılır aslında ama dönüşümün içerisinde kalıyor. O yüzden oraya dönüşüm diyeceğiz. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi eşitsizlik sistemi dediğimiz şey bir eşitsizliği sağlayan noktaların koordinat düzleminde gösterilmesine eşitsizliklerin grafiği denir. Eşitsizlik grafiğini çizmek için de ne yapacağız? Valla iki tane teknik var. İkisini de ilk soruda göstereceğim. Ama genelde kullanılır ben buraya yazdım. Genelde kullanılan ilk önce doğrunun grafiğini çizeceğiz. Grafik çizmeyi nasıl? X yerine sıfır yazıp Y ekseni kestiği yer. Y ye yerine 0 yazıp X ekseni kestiği yeri yaz yazacağız. Ondan sonra da eşitsizlikte Y'nin kas sayısı pozitif gel. Bak bunu unutma. Y'nin kas pozitif genelde bu kullanılıyor o yüzden bunu yazdım. Bu daha kolay geliyor. Y'nin katsayısı pozitifken Y eşitsizliğin büyük tarafındaysa yani Y büyüktür ise o zaman grafiğin üst tarafını karalayacağız. Mesela şöyle bir grafik var. Grafiğin üst tarafını karalayacaksın kardeşim. İşte grafiği bu şekilde. Ama Y eşitsizliğin küçük tarafındaysa grafiğimiz bu şekilde ise alt tarafını karalayacaksın dostum. Bu kadar basit. Ama Y'nin katsayısının işaretinin ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Burada buna dikkat edeceksin. Hemen örnekle gösterelim. Mesela ilk önce grafiği çizeceğiz kardeşim. Bak, i̇ki farklı şekilde söyleyeceğim. Ben sana. Bir x yerine 0 yazsak. Hocam 0 eksi 3 y artı 6 eşit 0'mış gibi düşünüp grafiği çiziyoruz bu arada. Y buradan kaç geldi o zaman? Y'yi buradan 2 buluruz. Y yerine 0 yazarsam eğer 2 x eksi 0 artı 6 eşit 0'dan x de buradan eksi 3 gelir. Hemen grafiği çiziyoruz böyle. X'i eksi 3 de olacak. Y'si de 2 de olacak. Şöyle eksi 3 ve 2. Ama dikkat et burada büyük diyor. Büyük eşit deseydi doğrunun kendisini de alacaktın. Burada grafik çizilirken dikkat et doğrunun kendisi varken normal çizgili bir grafik çizecektik ama eşitlik yoksa bu şekilde kesikli bir şekilde çizeceğiz grafiği. Doğrunu kendisini almayacağız. Sonra bakıyorum y'nin katsayısı eksi burada. Artı yapmak için y'yi bu tarafa atmam lazım. O zaman 3y bak ne oldu sayı büyüktür 3y yani 3y küçüktür sayı oldu ya. O yüzden burada hani şeyi göstereyim ben sana istersen burada yine bu tarafa atıp düzenlenmiş halini göstereyim ben sana. Hocam 2x ya da hepsini öbür tarafa da atabilirsin Sıkıntı değil. Hocam hepsini öbür tarafa atalım. E, hepsini öbür tarafa attığım zaman eksi 2x. Şu büyük olacak değil mi? Eksi 2x artı 3y eksi 6 sıfır büyüktür oldu. Yani bu ne demek? Bu küçüktür sıfır demek değil mi? Y'nin kas sayısına baktığım zaman artıyken küçük tarafta olduğu için ne tarafını karalayacağım? Alt tarafını karalayacağım. Olay bu. Ya da bu grafiği böyle çizdikten sonra arkadaş bak doğrumuz ne? 2x bu da ikinci yol şimdi. İstediğin yolu yap. 2x eksi 3y artı 6. Büyük sıfır arayacağım ya. Grafiğimiz de bizim şu şekilde oldu ya. Bu şekilde olduğu zaman hemen sıfır sıfır noktasını ele al. Ya normalde kolay bir noktayı almak lazım. Orijinden geçiyorsa sıfır sıfır ama o zaman 1'e 0 alırsın mesela. 0 0 noktasını baz al. 0 0 noktasını denklemde sağlıyorsa 0 0 yazdığında artı 6 büyük 0 sağladı mı? Sağladı. Denklem sağlandı. O zaman 0 0 da sağladığı için 0 0'a bakan bölgesi olacaktı. 0 0 sağlamasaydı tersi yönü olacaktı. Bir de bu şekilde yapılıyor. İstediğin şekilde yap. Ama genelde bu daha pratik geliyor. Hocam y'yi bu tarafa atlarsam y küçük tarafta oluyor. Ben burada açarak yaptım ama sen anladın olayı. y küçük taraftaysa alt tarafını karalarım dersin. Olay bu. Şu soruya bakalım. Büyük eşit demiş bu sefer. Bak şimdi. Ne yapıyorum? X yerine 0 yazdığım zaman. Şurayı eşitmiş gibi düşün şimdi. Hocam Y eşittir. Eksi 8 oldu. Y yerine 0 yazdığım zaman. 0 eşittir. 2X eksi 8 oldu. Ve X de buradan kaç bulduk o zaman? 4 bulduk. Hemen grafiğe çiziyoruz dostum. Bak grafiğe çiziyorum şimdi. Dikkat dikkat. Grafiği çizince hocam X'i 4'te kesiyor. Y'yi de nerede kesiyor? Eksi 8'de kesiyor. O zaman grafiğimiz nasıl olacak? Grafiğin kendisini alacağız. Çünkü eşitlik var. Grafiğin kendisini alacağız. İşte bu şekilde olacak. Şimdi bakıyorum. Şurada hocam Y büyük tarafta o zaman Y büyük tarafta olduğu için üst tarafını yapacağız. Ya da 0-0 noktasına bakardın dostum. Hocam 0-0-8 0 büyüktür x8 Büyük eşittir x8 sağladı mı? Sağladı. O zaman 0-0'a bakan bölge deyip üst tarafını karalardık. Evet eşitsizlik sistemin grafiği işte bu şekilde olacak dostlar. İstediğin yoldan çöz ama genelde böyle y'yi işareti artıyken büyük taraftaysa üst tarafı doğrunun küçük taraftaysa doğrunun da alt tarafı olması sanki daha kolay oluyor. Evet özel durumlara geldik şimdi. Buradaki şu özel durumları hızlı bir şekilde geçelim seninle birlikte. Arkadaş burada y ekseninin sağ tarafını almış. Bak şimdi. Hocam bu ne demek? Hop. X'i her zaman pozitif demek. X büyük eşit sıfır demek. Ya da şöyle de diyebiliriz. Arkadaş bu doğru. Bak bu doğrunun sağ tarafı alınmış mı? Alınmış. Bu doğrunun adı ne? Hocam bu öyle olsaydı x eşittir 1. Böyle olsaydı x eşittir 2. Böyle olsaydı bu x eşittir 3. Böyle olduğu için bu x eşittir 0 doğrusu değil mi? Aslında bu x eşittir sıfır doğrusudur. Ama sıfırdan büyük değerler alacağım. O zaman x büyük eşittir sıfır diyeceğiz. Çünkü y ekseninde aldığımız için. Ne yapıyormuşuz böyle şeylerde? Bir doğrunun alt tarafı tarafını, üst tarafını, sağ tarafını, sol tarafını böyle istiyorsa bizden doğrunun denklemini yazıp aradaki işaret büyük eşit mi küçük eşit mi ona bakacağız. Buraya bakarken de hocam direkt x'ler her zaman negatif. Bak y'nin pozitif olduğu yine y'nin negatif değerler olduğu değerler de var. Ama şuraya baktığın zaman x negatif hep. O zaman ne diyeceğiz? x küçük eşit sıfır diyeceğiz. Ya da bu x eşittir sıfır doğrusu ya sıfırdan küçük x küçük eşittir sıfır diyeceğiz. Doğrunun adını yazdık daha sonra küçük mü büyük mü? Aradaki işaret eşittir büyük ya da küçük olacak. Gelelim şuraya. Hocam bu sefer neresi seçilmiş. Bu doğrunun üst tarafı. Bu doğrunun ne doğrusu? Y eşittir sıfır doğrusu. O zaman Y büyük eşittir sıfır. Çünkü sıfırdan büyük değerler alınmış. Ya da Y ekseni pozitif olduğundan Y büyük eşittir 0. Bu da Y, Y'si her zaman küçük olduğu için Y küçük eşittir sıfır şeklinde söylenir. Ya da hocam bu doğru Y eşittir sıfır doğrusunun alt tarafı olduğu için hep sıfırdan küçük değerler var. Aradaki işaret küçük eşit diyebiliriz. Mesela X eşittir K doğrusu diyeyim bu. X eşittir K doğrusunun sağ tarafı hep K'dan büyük değerler var. X büyük eşit K'dır. Doğrunun kendisi de olduğu için eşitlik var burada. Burada da x eşittir K doğrusunun neresini almışım? Hocam sol tarafını almışım. X küçük eşittir K diyeceğiz o bu zaman buraya. Şimdi bu Y eşittir K doğrusu. Üst tarafı hocam K'dan büyük değerler var. Y büyük eşittir K diyeceğiz. Bu da Y eşittir K doğrusunun alt tarafı. Y küçük eşittir K diyeceğiz. Peki gelelim şuraya. Y eşittir X doğrusuysa bu. Bu. Y eşittir X doğrusuysa eğer üst tarafını aldıysam ne olacak? Hocam Y'nin kaç sayısı pozitifken üst taraf karalanmış. Aradaki işaret büyük eşittir diyebiliriz. Yani Y büyük eşittir X diyebiliriz burada. Ya da ne yaparsın? Şuradan rastgele bir nokta seç. 0 0 seçemem üzerinde. Mesela buradaki noktayı seçtim. 0'a 1'i seçtim. Hocam x yerine 0, y yerine 1 koyunca 1 0'dan büyük değil midir? Evet. Aradaki işaret o zaman büyük olacak. Doğrunun kendisi olduğu için de büyük eşit olacak da diyebiliriz. Her türlüsünü sana gösteriyorum bak şimdi. Şuraya bakacak olursak da hocam bu y eşittir x doğrusu olsun yine. y eşittir x doğrusuysa alt tarafı hocam y'nin işareti pozitifken alt tarafı karalanmış direkt y küçük eşittir x diyebiliriz alt taraf olduğu için. Ya da şuradan rastgele bir nokta seçersin. Hocam burası 1'e 0 noktası. x yerine 1, y yerine 0 koyarsan 0 birden küçüktür. O zaman y eşittir x de aradaki işaret küçük olacak. Doğrunun kendisi de olduğu için küçük eşit olacak diyeceğiz. y eşittir x x doğrusunu şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Hocam y'nin işareti pozitifken üst taraf y büyük eşit eksi x olur. Bu da y eşittir eksi x'in alt tarafı. Hocam y'nin işareti pozitifken alt taraf olduğu için y küçük eşittir eksi x, x olmak zorunda. Şimdi şuraya gelelim. <laughs> Bu özel bir durum. Bu özel durumda şu... Şu nereden aklımıza gelecek ve buradan güzel bir şey çıkartacağız. Bak şimdi dikkatli bir şekilde dinle. Arkadaş, burada ne var? Hocam birinci bölgeyi ve üçüncü bölgeyi alacağız. E o zaman işaretlerine bakayım. Birinci bölgedeki işaret ne? Artı artı. İkinci bölgedeki işaret ne? Eksi eksi. E hocam ne yapacağız? Burada her iki bölgede de ortak olan bir şeyi aramaya çalışacağız. Hocam toplamları pozitif, toplamları negatif. Maalesef toplamlarını diyemiyoruz. Başka ne diyebiliriz? Şu ikisini çarparsak ne olur? Artı. Bu ikisini çarparsak ne olur? Artı. Aa. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şurası x, burası y noktası ya. X çarpı Y her ikisinde de sıfırdan büyük. Hocam şuradaki noktada var ya eksenlerde almış ya o yüzden. Burada ne? Hocam burası eksi y artı. Burası da artı y eksi ya. Bak bu sefer de çarpımları x çarpı y küçük eşit sıfır sağlandı mı sağlandı. Ama bak sana bir şey söyleyeceğim. Burada söylemiş miyim? Dikkat diye söylememişim. Arkadaş şuraya baktığın zaman bak ince bir durumdur. Genelde kimse bilmez. Ben de rastgele öğrendim. Bu öğrendiğim bilgi de bir sınavda çıktığında e, kolay bir şekilde kullanmıştım. Genelde herkes böyle yerine yazarak yapmıştı ve baya bir işlem kalabalığı yapmıştır. Şimdi böyle bir kelebek şekliyle karşılaştığın zaman şu iki doğru. Mesela bu doğru ve bu doğru var değil mi? Hocam bu iki doğrunun arasında kalan kelebek şekli varsa bu doğruların adını yaz. Eşit sıfır olacak şekilde. Hocam bu ne doğrusu? Y eşit sıfır. Bu ne doğrusu? X eşittir sıfır doğrusu. Bu doğruların adını yazdıktan sonra bu doğruların çarpımları ya küçük eşit sıfır ya da büyük eşit sıfır olur dostum. Bak hocam burada X ile Y'nin çarpımı ya küçük eşit diyeceğiz ya büyük eşit diyeceğiz. X çarpı Y ya küçük eşit ya da büyük eşit diyeceğiz sıfır diyeceğiz. E, büyük eşit küçük eşit olduğunu ne nereden anlayacaksın? Şuradan rastgele bir nokta seç. Hocam 1'e 1 mesela. 1 ile 1'in çarpımı büyük oldu. O zaman x çarpı y büyük eşit 0'ı bu şekilde buluruz. Mesela burada hocam bu y eşit 0 doğrusu bu da x eşit 0 doğrusu. Çarpımları x çarpı y ya büyük eşit ya küçük eşit 0 olacak. Şuradan rastgele bir nokta seçtim. Mesela 1'e eksi 1. E 1 ile e, eksi 1'i çarptığım zaman ne oluyor? aşkım aşkım ne oluyor? Hanım geldi aklıma. <laughs> aşkım ne oluyor? Çarpımları eksi 1 mi oluyor? Evet. Yani küçük 0 diyeceğiz. O zaman x çarpı y küçük eşittir 0 olacak. Ay aşkım deyince bir direkt şöyle bir heyecanlandım. Neyse çarpımları küçük eşit sıfır oluyor. Yani bu gerçekten böyle bilinmiyor, bilmiyorum bakayım şurada sorusu var mı diye bakayım. Sorusu var mı? Sorusu yok. Yoksa da bile en sonda ben sana ekleyeceğim. İstersen. Sorulardan sonra bir ekleme yapayım ben sana. Tamam unutmazsam. Hatta şuraya şey yazayım ben dur. Kelebek yazayım da kelebekle ilgili bir sana burada ekstradan bir soru yazayım. Evet geldik sorusuna. Dik koordinat sisteminde tamam grafikleri çiziyoruz. Eş Eşitsizlik sistemin çözüm kümesi soruluyoruz. Hocam grafiğe çiziyoruz. X yerine 0 yazsak Y eşittir 9 yapar. Y yerine 0 yazsam Y yerine 0 eşittir 3X art 9 ya. X de buradan ne gelir o zaman? Eksi 3 gelir. O zaman grafiğe çizdiğim zaman arkadaşım. Şöyle grafiğe çiziyorum. X'i eksi 3'te kesiyor Y'yi de 9'da kesiyor hocam eksi 3 burada. Y'si de 9 burada. Hemen grafiğe çizdik. Eşitlik olduğu için grafiğin kendisi de olacak. Sonra bir de ne olacak dostum? Hocam x büyük eşit 0. x büyük eşit 0 demek ne demek? Hop şurası demek değil mi? x pozitif olacak. Ya da bu x eşittir 0 doğrusunun sağ tarafı değil midir? Evet. O zaman burada şuna da bakalım tabii. Şunun da sistemini göstereyim. Arkadaş ilk önce bunun da sistemini göstereyim. Bunun sistemini nasıl göstereceğiz? Bunun da sistemini şöyle göstereyim. Şu şekilde grafiğe çizdik ya. Şimdi 0 0 noktasını koyabilirsin de. Hocam buraya ben 0 koysam. 0 büyük eşit 0 artı 9. Sağladı mı sağlamadı. Bak 0 0'a bakan bölge değil. Yukarısı diyebiliriz. Ya da hocam y'nin işareti pozitifken büyük tarafta olmuş. Direkt üst tarafı diyebiliriz. E o zaman ne diyeceğiz? Hocam bu doğrunun üst tarafını karalayacağım. Bak bu doğrunun üst tarafını karalayacağım. Bir de nereyi karalayacağım? Hocam ikisi birlikte. Her ikisinde sağlandığı kısım soruluyor ya. X ekseninin de pardon y ekseninin de sağ tarafını karalayacağım. O zaman yukarı taraf ve sağ taraf. E o zaman ben şurada şunu bir küçülteyim dostum. Şunu şöyle bir aşağı doğru getireyim. Aşağı doğru getireyim. Büyüt diyeyim mi? Dur 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 dur. Bana bak şimdi. Hop şöyle. Bu da hop şöyle. Arkadaş bu doğrunun üst tarafı olacak ve şu doğrunun da sağ tarafı olacak. Her ikisinde sağlanan yer neresi? İkisini de karalayabilirsin bu arada. Hocam mesela ben sarıyla karaladım. Bu doğrunun üst tarafı. Sarıyla karaladım. Bu doğrunun üst tarafını. Bir de öbürü de şey diyordu bize. X büyük eşit sıfır diyordu. Yani X büyük eşit sıfır demek neresiydi? Şu tarafıydı. O zaman o tarafı da şöyle yeşille göstereyim. Yeşille karalayayım. Hocam hem sarı hem yeşilin karalandığı yer soruluyor bana. O zaman zaman çözüm kümesi ne olacak dostum? İşte tam olarak şurası olacak. Yani analitik düzlemde şunu çizdin. Şöyle işte çözüm kümesi burası olacak diyebiliriz. Hatta sayılarda eksi 3'e 9 şeklinde bu şekilde. İki tane olduğu zaman ikisinin de karışımı soruluyor bize. Her ikisini de ayrı ayrı yapıp ikisinin ortak kestiği bölgeye bakıyoruz dostlar. Tamam. Güzel sorulardır bunlar. Dikkat edin lütfen. Geldik örnek 73'e. Oo, Mutlak değer x büyüktür 4 diyor. Bu ne demek? Mutlak değer x büyüktür 4 demek. x büyüktür 4 ya da x küçüktür eksi 4 demek değil midir? Evet. Tamam. x büyüktür 4 ne demek? Analitik düzlemde çizelim arkadaşım. Analitik düzlemi çizip eşitsizlik sistemini şey yapacağız. Hocam x büyüktür 4. Bak şimdi. Doğrunun kendisi yok. x eşittir 4'ün grafiğini çiziyorum. Doğrunun kendisi yok. x eşittir x 4'ün grafiğini çiziyorum. Doğrunun kendisi yok. Normalde burada da basit bir şekilde çizeyim. Hocam bunu çizdim, bunu çizdim. Bu x büyüktür 4 dediği için bu tarafı, x küçüktür x 4 dediği için de bu tarafı. Tamam. Sonra bir de y eşittir x doğrusu var. Hocam y eşittir x doğrusu da şu değil mi? y eşittir x doğrusunda çizdik böyle. y büyüktür diyor. Bak y büyük tarafta almış burada. O zaman üst tarafını yapacağım. O zaman Y büyük tarafta kaldıysa da bunun üst tarafı neresidir? Şu tarafı değil midir? Evet. Yani ben ne yapacağım? Bu doğrularda sağlı sollu alacağım. Bir de neresini alacağım? Y eşittir. İkisini de üst tarafını alacağım. Her iki rengi de şey yapabilirsin. Ama şöyle yap. Bunun sağ tarafında ve üst tarafında kalan bölge neresi? Şurası. Hemen bunu şu şekilde gösterebilirsin. Sonra bu doğrunun üst tarafında kalacak ve bu doğrunun da sol tarafında kalacak olan yer neresi? Tam olarak burası diyebiliriz dostlar. Üst tarafında. Alt tarafına gidip gideceğiz. İşte. Çözüm kümesi budur dostlar. Aha da bu olay. Tamam. Ya da dediğim gibi hocam ben bu doğrunun üst tarafını karalarım şöyle sarıyla. Öbür doğruların da şu tarafını şu tarafını karalarım maviyle. ikisinde kestiği yerleri bulurum. A belli zaten. Doğruların sağlı sollusunu tarayacaksın ve bu doğrunun üst tarafını tarayacaksın. Üst taraf ve bu doğrum sağ. Üst taraf ve bu doğrunun solu. İşte buraları olduğu belli dostum. Yani eşsizlik sistemin çözüm kümesi grafikle bu şekilde gösterilir. Geldik örnek 74'e. Evet bak bu soru sınavda çıkan bir soru. Dikkat edin. Çıkarsa yine bu şekilde bir soruyla karşılaşabilirsin. Şimdi bana şey verilmiş. Böyle bir şey böyle bir şey. Ama hangisinin hangi doğru olduğunu bilmiyoruz. Kardeşim bu orijinden geçmiyor mu? Orijinden geçiyor. Yani orijinden geçen bir doğru. Hocam bu y eşittir 3x doğrusu olduğu belli. <laughs> Şimdi bunu ne yapacağım? Hocam y büyük tarafta olmuş. O zaman bu doğrunun neresini alacağım? Üst tarafını alacağım. Büyük tarafta olduğu için. Alt tarafındaki noktalar gider o zaman. Alt tarafındaki noktalar gitti. Çözüm kümesinden gitti. Yani bu doğrunun üst tarafı çözüm kümesi olacak. Tamam. Eledim. Sonra ne yapacağım? Hocam bak burada özel bir durum var. Aa özel durumu da yapalım. Şu özel durum. X y büyük eşit sıfır. Şurası birinci bölge ve üçüncü bölge değil miydi? Bunu özel olarak bil. Evet. Birinci bölge ve üçüncü bölge olacak çözüm kümesi. Birinci bölge ve üçüncü bölge Bölge dışındakiler nanay. Yani 2 ve 4'tekiler nanay olacak. İkinci bölgedekiler gitti. Sonra bu da 2x artı 3y küçük eşittir 12. Yani eşittir 12 grafiği bu. Küçük eşittir yapacağım. Bak y'nin çağrıtı pozitifken küçük tarafta. O zaman bu doğrunun da ne tarafı? Alt tarafını alacağım. Bu doğrunun alt tarafını alacaksam üst tarafındaki noktalar gidecek. Üst tarafındaki bu noktada o zaman bundan dolayı gitti. Şöyle. E o zaman ne oldu çözüm kümesi dostum? Bak burada bir f kaldı. Burada da bir l kaldı. Çözüm kümesi o zaman f ile l yaptı. O zaman Cevabımız FL olacaktır ya da LF F olacaktır dostlar. Evet güzel bir soru. Karalayıp da yapabilirdiniz ama ben burada ne yaptım daha kolay olsun diye eşitsizlik sistemini sağlamayan harflerin üstünü şöyle bir çizgi verdim sadece. Geldik şuraya. Dik koordinat sisteminde bunlar verilmiş. Eşitsizlik sistemini sağlayan bölgenin alanını bulunuz diye söylüyor bize. Hmm. Şimdi grafiği çizeceğiz arkadaş. Ben burada x yerine 0 yazsam birincide. Hocam 3y eşittir 12 yapar y'yi de buradan kaç buluruz 4. y ye yerine 0 yazsam hocam 2x eşittir 12 yapar x'i de buradan 6 buluruz. Tamam. Yani şu şekilde grafiği de çizeyim buraya. X6, Y4. X6, Y4. Bakıyorum Y işareti pozitifken küçük tarafta. O zaman bunun neresini karalayacağım burada? Alt tarafını karalayacağım. Dikkat çözüm kümesi alt tarafı. Şimdi Y büyük eşit 0 neresi? Hocam Y büyük eşit 0. Aslında Y eşittir 0. Bu değil mi? Y'nin büyük eşit 0 olduğu yer burası değil mi? Evet burada da üst tarafı karalayacağım. Hocam X büyük eşit 3 nedir? X eşittir 3'ün grafiğini çizersin. Büyük eşit dediği de bu tarafı yapmaz mı? Yapar. Bu üçünün de çözüm kümesini arayacağım şimdi dostlar. Bu üçünün de çözüm kümesi aranacak. Arayalım hadi bakalım. Arıyoruz. Şimdi üçün de aynı grafikte gösterelim o zaman. Hocam şöyle gösterdim. Analitik düzlemi çizdim. Şunu da çizdim. Sonra ne diyor? 4'e 6'dan geçecek şöyle bir grafiğimiz. Hocam bir grafiğimiz 4'e 6'dan geçecek. Sonra diğer grafiğimiz ne? X 3 doğrusu. Çizdim. Bak şimdi. Şurası 6. Burası 4. Burası 3 ve dik. Aa hocam burası da 3 birim. Burası da 3 birim. Ne çıktı burada? Orta taban çıktı. Şurası 4 ise burası kaç yapar? 2 yapar. Şimdi bak kırmızının alt tarafı. Eyvallah. Sonra y eksenin üst tarafı kırmızının alt tarafı derken e, bu x eksenin üst tarafını alacağım. Yani şu ikisinin arası yaptı o zaman. Ama bunun da sağ tarafı diyor. O zaman bu mavinin de sağ tarafını işaretleyeceğim. Üçünün de sağlandığı bölge şurası yapmadı mı? İşte bu bölgenin alanı isteniyor bizden. E bu bölgenin de alanı bak orta tabandan 2 bulduk burayı. İstersen temel oranından da bulabilirdin. Hocam bu şu bölü tamamı 2 bölü 4. E, bu üçgenin alanında ne yapıyor olsun? Hocam şurası 3 birim. E, dik kenarları 2 ve 3. Dik kenar 2. Diğer dik kenar 3. Yani alan 2 çarpı 3 bölü 2'den 3'e eşit olur dostlar. Evet cevap böylelikle 3 yapar ve geldik şuraya. Oo güzel bir soru. R gerçel sayılar kümesi olmak üzere. X virgül Y ikilisinde X küçük 0 ve Y büyük 0 demiş. Arkadaş analitik düzlemde gösterelim. X küçük 0 dediği bölge neresi? Hocam altta gösteriyorum. X küçük X'in hep negatif olduğu yer şurası. Ya da X eşittir 0 doğrusu nedir? Şurasıdır. Küçük olduğu bölge neresi oluyor o zaman? Şurası olacak. Bir de ne diyor bize? Hocam Y büyük 0 diyor. Y büyük sıfır diyor. Ya y büyük sıfır diyorsa da y eşittir sıfır doğrusu. Şu y eşittir sıfır doğrusunun neresini alacağız? Üst tarafını alacağız. Yalnız dikkat. Dikkat. Şuradakiler arkadaşlar şu doğru bak şimdi şu doğru büyük dediği için ya da de küçük dediği için nokta nokta şeklinde olmak zorunda. Doğrunun kendisini almayacağım. Yani x eşittir sıfır doğrusunu. Ya da hangi şurası arkadaşım. Bak burayı da şöyle kesik kesik şeklinde almalıyım. E o zaman bizim analitik düzlemlerimiz ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde olmak zorunda. Şöyle olacak nokta 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 şeklinde olacak. Her ikisini de sağlayan neresi? Hocam dikeyin sol tarafı yatayın üst tarafı. Dikeyin sol tarafı ve yatayan yottayın üst tarafı da neresi yapıyor o zaman? Hocam şu bölge yapıyor işte. İşte tam olarak burası yapacak. Tamam. Bunu bulduk. Devam edelim. Buna göre aşağıdaki doğruların hangisi? R çarpı R'den fark A. Hee. Bizim A kümesi burası değil mi? Evet. R çarpı R analitik düzlemdeki R kareden ve A'dan geçmeyecek. A'dan geçmeyecek. R karenin içindeki fark A diyor burada. Yani A'yı at diyor. Yani şöyle geçen bir doğru olmayacak. Ya da şöyle bir geçen bir doğru olmayacak arkadaşlar. O zaman doğrumuzun nasıl geçmesi lazım A'dan geçmesi için? Geçmemesi için işte bu şekilde olsun. Yani kesinlikle şu bölgeden geçmeyecek. O zaman burada grafiklerini çizelim. Hocam x yerine 0 yazsam burada. x yerine 0 yazdığım zaman y'si 1 bölü 3 oluyor. y yerine 0 yazdığım zaman da y yerine 0 yazdığımda x 1 oluyor. Hocam x 1 oluyor. y'si de 1 bölü 3 oluyor. O zaman bizim grafik şöyle oluyor. Ama bizim a kümesinden geçti mi dostum? Geçti. Bak a kümesinden geçti. a çıkkı olmaz. Öbürüne bakalım. Hocam x yerine 0 yazsam y'si kaç yapıyor? Bir kere y'si 1 bölü 3 yapıyor. Bak y'si 1 bölü 3 yapıyor. Öbürü ne yaparsa yapsın ya da dur yazalım istersen. Y yerine 0 yazdığın zaman zamanda e, x'i de ne yapıyor? 1 bölü 2 yapıyor. Arkadaş bu da olmaz. x 1 bölü 2 1 bölü 3 e, bir dakika y yerine sıfır yazdı. x bu. x 1 bölü 2 öbürü de bu. Bu buradan geçiyor arkadaş. Hocam şöyle bir doğrudan bahsediyoruz yine. E o zaman bu da olur mu dostlar? E, bu da olmaz. Çünkü niye? Bak buradan geçiyor. Bak süper bir soru. Öbürüne bakalım. Hocam x yerine 0 yazsam y'si eksi 1 bölü 4 çıkar ya da eksili çıkar. y yerine 0 yazsam e, y yerine 0 yazdığım zamanda, da y yerine 0 yazdığım zaman da x'i kaç buluruz o zaman? x'i de eksi 1 bulur. Her ikisi de eksi eksi oluyor. Hocam her ikisi de eksi eksi ise şu ve şu. Bizim grafikte o zaman şu şekilde olacak. Ama bu buradan geçiyor. Bu da olmaz. Çünkü bu kümenin elemanı olmayacak. Öbürüne bakalım. X yerine 0 yazdığımız zaman Y'si eksili mi çıkıyor? Evet. Y'si negatif bir şey çıkacak arkadaşım. Y yerine 0 ne çıktı önemli değil. Y yerine 0 yazdığım zaman da X'i ne çıkıyor arkadaşım? X'i de pozitif bir şey çıkıyor. O zaman şöyle yaptığım zaman Y'si negatif X'i pozitif. Yani şu şekilde bir şey olacak. Şu bölgeden geçiyor mu dostlar? Geçmiyor. Dolayısıyla cevap ne olacaktır o zaman arkadaşım? D seçeneği olacak. Vallahi güzel bir soru. ÖSYM'de sormuş bu soruyu. Dikkat edin. Şu soruya da bakayım. X yerine 0 yazsam Y'si pozitif. Y yerine 0 yazsam X'i negatif yapıyor. Negatif yapıyor. O zaman grafiği çizecek olursam hocam X negatif. Y'si pozitif. O zaman bizim grafik şu şekilde olacak. Bak nereden geçiyor bu? Aha da buradan geçiyor. İşte bu da olmaz. Çünkü bu bölgeden A kümesinden geçiyor bu grafik. Mükemmel bir soru. ÖSYM sormuş. Bak gerçekten çok hoş Ya ÖSYM ne kadar güzel sorular çıkartıyor ya şöyle baktığımızda Gerçekten de. Ama soruyu anlayabilmek lazım. Bak A kümesi diyor ki x küçük 0 y büyük 0 diyor. Aslında matematik sorusu ama bak nereden çözdük? Matematik kısmında çıkan soru zaten bu. x küçük 0 y büyük 0 diyor. Hani burada işaretle de yapabilirsiniz belki. Hani işaretle işaretle yapmaya kalksanız büyük ihtimal zor olacak. Bir de siz işaretle şöyle bir yapmaya çalışın bakalım. Biz ne yaptık? x küçük 0 şurası y büyük 0 da şurası. İşte buradan geçmeyecek dedik ve ona göre yorumladık ve gerçekten de çok güzel bir şekilde çıktı cevap. Gerçekten. Hoş. Şurada kelebek bahsedeceğim demiştim ben sana. Mesela şöyle ekstradan bir örnek yazayım ben sana. Hocam y büyük eşittir ee, y büyük eşit kaç olsun? 2 olsun. Tamam. Bir de bir de ne olsun? y büyük eşit 2 olsun. Bir de y eşittir x olsun. y küçük eşittir x olsun. Tamam. Burada da şöyle olsun. Dur 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 dur. Ne diyeyim? Ha grafikle olacak. Grafikle grafik, grafikle olacak. Bak şimdi çok güzel bir soru geliyor dostlar. Dikkat. Hocam şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Ee, ne doğrusu dedik? Bir y eşittir 4 doğrusu olsun dedik. Bir de y eşittir x doğrusu olsun dedik. Tamam Şöyle y eşittir x doğrusu olsun dedik. Bu da y eşittir 4 doğrusu. Ve ben sana şurayı sorsam dostum. Bu sefer bu şekilde oluyor. Bu bölge aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Ne yaparız? Hocam şuradan bir nokta seçeriz. Şıklarda yerine koyarız. Şuradan bir nokta seçeriz, şıklarda yerine yazarız. O şekilde de bulabilirsiniz. Ama ben size ne dedim? Kelebek şekli varsa çarpımları var. Yani yerine yazma metodu bazen sıkıntı yaratabilir. O zaman burada çarpımları olacak arkadaş. Yani ama bu ne doğrusu? Hocam bu y eksi 4 eşit 0 doğrusu eşit 0 şeklinde yaz. Bu da y eksi x eşit 0 doğrusu. O zaman y eksi x çarpı y eksi 4 ya küçük eşit 0 ya da büyük eşit 0 olacak arkadaşlar. İşte bu eşitsizlik sistemindeki değerler. E Ne yapalım? Şuradan bir tane nokta seçelim. Rastgele bir nokta seçelim. Hocam mesela burası 0'a 1. Şurası 4 ya. X yerine 0 yazdım. Y yerine 1 yazdım. 1 eksi 0 1 yaptı. Sonra X yerine 0 Y yerine 1 yazdım. Burası da 1 eksi 4 yaptı. Şurası eksi 3. Burası 1. Çarpımları da eksi yaptı. O yüzden büyük eşit değil küçük eşit 0 olacak. Yani Y eksi X çarpı Y eksi 4 küçük eşittir 0 olacaktır arkadaşlar. Bu eşitsizlik sistemindeki noktaların hepsi. İstersen şöyle bir deneyebilirsin. Şuradan bir nokta al. Buradan bir nokta al. Buradan bir nokta Doğal Kesinlikle ama kesinlikle bu sağlayacaktır. Bak bu da ince bir bilgi. Böyle bir soru da zamanında çıktı mı? Çıktı. Aa bak ben de sana benzerinde burada yazı verdim. Kelebek şekli varsa iki doğruyu eşit sıfır şeklinde yazıp ne yapıyormuşsun? Çarpımlarına bakıyormuşsun. Anlaştık. Evet. Aslında bu da matematik sorusu. Yani matematik. Şimdi geldik günlük hayat problemlerine. Arkadaşlar günlük hayat problemleri dediğimiz şeyler de aslında matematik kısmında karşımıza çıkıyor. Günlük hayat problemlerini çözerken 3 farklı yolumuz olacak. Birincisi analitik, analitik düzlemde işte grafik varsa grafiği çizeriz, grafikte o noktayı yorumlarız. Ama genelde analitiği biz tercih etmiyoruz. Bak analitik geometri anlatırken analitiği tercih etmiyoruz. Niye? Çünkü daha kolay çıkıyor. Tekli grafiklerde benzerlik daha kolay oluyor. İkili grafiklerde de oran orantı yöntemi daha güzel oluyor. Yani birinci yol neymiş? Analitik. Bunu çok fazla ta tavsiye etmiyoruz analitik. İkinci yol benzerlik, temel orantı ya da kelebek benzerliği. 3. yolda oran orantı yani oran orantı tekniğini kullanarak sonuçlara daha rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Genelde grafik tekliyse benzerlik yöntemini kullan, oran orantı da grafikte genelde ikiliyse, iki grafik ikili iki grafik varsa şu şekilde. iki grafik varsa ne yapıyormuşsun? Oran orantı tekniğini kullanıyormuşsun. Peki şimdi burada aşağıda şöyle bir şey verilmiş. Şekildeki grafik bir ağacın dikildikten sonraki boy zaman ve boy şeyini gösteriyor. Bak bu so anlayalım bunda. Hocam ilk dikildiğinde ağaç 2 metreymiş. İlk dikildiğinde. Oha nasıl bir ağaçsa. Sonra 2 metre yo dikilebilir. İlk dikildiğinde 2 metre bir ağaç. Benden de uzun bir ağaç. Dikilebilir. Sonra ne oluyor? 3 yıl geçtikten sonra 4 oluyor yol. 4 oluyor. Bizden ne diyor 12 yıl sonra. Bak dikildikten 12 yıl sonra. Ne yaparsın? Analitikle bu doğrunun denklemini yazarsın. Apsisi 12 olduğunda ordinatı kaç diye bulursun. Çünkü boyu soruluyor bize. Birinci yol bu. Ama boş ver bence bunu. Bu şekilde yapacağına. Ne yap? Teknik grafiklerde genelde benzer benzerlik tekniği daha hoş oluyor dostum. Ne yapalım şunu uzatalım. Bizden ne isteniyor? 12'deki zaman 12'ye geldiğinde bizim buradaki boy isteniyor bizden. Arkadaş şurası 2 birim. Şuraya da A birim diyelim. Şunlar da birbirine paralel değil mi? Paralel. Hocam şurası kaç birim? 3. Yukarısı da 3. Burası 12. E burası da 12. Bak temel orantı çıktı mı burada? Çıktı. Bak 3'e 12. 2 bölü şuna eşit değil mi? Aynen öyle. Yap temel orantıyı. 2 bölü 2 artı A. 2 bölü 2 artı A eşittir. 3 bölü 12 diyeceğiz. Sadeleştirdik. 4. 8 eşittir 2 artı A. A'dan A'yı da buradan 6 buluruz. A'yı 6 bulduk. Cevap 6 değil. Dikkat. Çünkü buna göre ağaç dikildikten kaç yıl sonra? Dikildikten diyor ya. Şuradan kaç yıl sonra? Dikildikten 12 yıl sonra diyor. 12 yıl sonra ağacın boyu ne olur diye soruluyor. 2 metreyken dikilmişti ya. Boyu buraya gelmedi mi? Geldi. Yani burada ne var şimdi? Hocam şuradaki uzunluğumuz 2. Şu 2. Burası da 2. E burası da 6. Boyu isteniliyor bizden. Şuradaki uzunluk isteniliyor. Toplayacağız. 6, 2, 2. Topladığımız zaman da 6 artı 2 artı 2'den cevabı 10 diye ulaşacağız çırmayız ulaşırız. Evet bu şekilde. Tekli grafiklerde evet benzerlik gerçekten işimize yarıyor. Geldik şuraya. Bak aşağıdaki grafik bir ürünün alış ve satış fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Alış ve satış. Ama en son bizden ne isteniyor? Kar isteniyor. Dikkat. Kar isteniyor. Kar. Hocam kar dediğimiz nedir? Kar dediğimiz satış eksi alış değil midir? Alı ne ya. Alış. Yani kar dediği bizden ne isteniyor arkadaşlar? Y eksi x isteniyor. Buna dikkat. Mesela burada analitikten grafiği çizersek olmaz. X ve Y'li şekilde yapmış olacağız. E <laughs> ne yapalım hocam burada? Gerçi şeyi de buluruz aslında ya. E, bizden ne isteniyor? Ye. Ta tamam, alış ve satış üzerinde bir yorum yapalım burada. Şimdi 5'e 15'i kullanalım burada. Kullanalım. Hocam böyle geldim 5. Böyle geldim 15. Tekli bir grafik ya. Benzerlik yakışıyor zaten bunlara. Şurası 5. Burası da 15. Hemen yazalım. 5. 15'i yazdık. E sonra ne yapacağız? Buna göre 83 TL'ye satılan bir maldan bahsediyor. Arkadaş 83 TL'ye satmam için şu şekilde şuraya kadar gelmem lazım. Mesela şurası 83 TL'ye gelsin. 83 TL'ye satılan bir malın nesi isteniyor bizden? Kar isteniyor. 83 TL'ye satılan bir malın alış fiyatını bulmak zorundayım. E tamam. Ha o zaman buradaki noktayı bulacağım. Tamam. Arkadaşlar analitik yoğunlikten şöyle yapabiliriz. Ne yaparız? Bu doğrunun değikliğini yazarız. Ordinatı 83 iken abdisini buluruz. Ama abdisini bulduktan sonra olay bitmiyor. Bitmiyor. Biz neyi bulmuş olduk? 83 TL'ye satılan şu kadara alınmıştır diye onu bulmuş oluruz. O zaman satış eksi alışı bulmamız lazım. Tamam. Ya da benzerlikten yine yapalım. Hocam benzerlik nasıl oluşturacağız peki burada? Aha da şöyle kardeşim şunu uzatıver ne olacak? Bunu uzatınca burası 3 birim. Şurayı bilmiyorum. 3'e bilmiyorum şurayı. Şöyle bakacak olursak hocam burası ne? Bak burada da bir tales var gördün mü? Şurada da bir tales amca var. Tales amcadan dolayı şurası kaç? 12. 83'ten 15 çıkarsa dur bakayım çıkartayım. 83'ten 15'i çıkartayım ben böyle. 8, 68 mi yapıyor? Evet burası da 68 yaptı. Hocam şurada bunun bunu oranı bunun bunu oranı eşit değil mi? Evet. Yani 12 bölü 68'e bakayım. 12 bölü 68. 2'ye böl 6. 2'ye böl 34. 2'ye böl 3. 2'ye böl 17. Hocam 3 bölü 17. O zaman burası 3K ise burası 17K yapar. Aa burada ne oldu? 3K'daki 3 ise 17K'daki 17 yapar. Soru işareti ne buldum o zaman burada? 17 buldum. Ama hocam 5'ten 17 birim ötede ne var? 22 var. Bak şimdi alışı buldum. Satış 83 iken alış 22 çıktı. A bizden y eksi x deniyor. Dolayısıyla cevap ne olacak? 83 eksi 22 olacak. O da kaç yapıyor? 61 mi yapıyor? Evet uzun zamandır Trabzon'u bulmuyorduk. Trabzonlular selam. Evet cevap bu şekilde bulundu. Bak gördüğünüz üzere analitikten yapmaktansa tekli grafiklerde genelde nereden yapıyoruz? Genelde bu şekilde benzerlikten yaparsanız daha sağlıklı oluyor dostlar. Geldik şuraya. Evet bu ilginç bir soruydu. Bakalım şu soruya. Bir uçağın havalandıktan sonra 40 km sonraki hızı sabittir. Arkadaş uçak önce bir hızlanmış havalanmış sonra 40 km hızı sabitmiş. Tamam 40 km'ye kadar böyle. Sonra yukarıdaki grafikte yukarıdaki derken aşağıda demek istedi herhalde. Aşağıdaki grafik Burada. Uçağın kat ettiği yol ve harcadığı benzin arasındaki ilişki. Bak, şu kadar mesafe gittiği zaman benzinin ne kadar kaldığını söylüyor. Bak önceden şuraya kadar 500 litre kalmış. Sonra yol gittikçe benzin azalıyor, değil mi? Azalıyor. E burada niye arttı? Dur bakalım. Uçak havada iken B noktasında bak 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 bak. Uçak havada iken benzin ben uçak gidiyor 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 benzin azalıyor 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 azalıyor. Sonra B noktasındayken yakıt ikmali yapılmış burada. E benzin yine buraya gelmiş. Sonra yine git sabit hızla gidiyor ya aynı hızla gittiği için ne olmak zorunda? Aşağı doğru gidiyor. Ta burada benzini bitecekmiş. Evet. Benzini kaçıncı kilometrede biter? Biraz canice olmuş. Benzinin bitmesini böyle bitince o zaman ne olacak? Uçak düşecek ama yapacak bir şey yok. E burada sabit hızla gidiyor ya. E burada da aynı sabit hızla gidiyor. Bu sabit hızla gitmeyi kullanacağım. E sabit hızla gidiyorsa aynı sabit hızda hep aynı benzin gideceği için bunlar ne demek oluyor o zaman? Şunlar birbirine paralel olması anlamına gelmiyor mu? Evet. Yani sabit hızla gittiği için doğrusal bir yol boyun hareket ediyor. Ama yakıt ikmali yapıldı burada. Burada e o zaman yine doğru sağ bir şekilde aynı doğru sağlıkta gidecek. Yani burada ne oldu? Bak sorunun güzelliği burada. Bir tane güzelliği burada. Bunlar kesinlikle paralel olmak zorunda. Evet paralelliği kullanacağız. e verilen bilgileri kullanayım burada. Yani hocam şöyle burası kaç? 40. Burası kaç benim? 50. Hocam 40 burası. 50 burası. Eee sonra burası kaç? 200. Tamam. Şurası 200. Burası kaç oldu dostum? Hocam burası daha 300 mü oldu? Evet. Aynı şekilde burası da 300. Şimdi ne yapacağız? Arkadaş burada eğer yakıt ikmali yapılmasaydı paralel ya ben bunu kullanacağım. Hop şöyle. Bunun yakıtı burada bitecekti. Ana ne çıktı burada? Bir benzerlik çıktı galiba. Benzerlik. Hocam burada 200 bölü 500. 200 bölü 500 eşittir 50 bölü şurası değil mi? Evet. 50 bölü soru işareti diyelim. Soru işareti. Şunlar 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 gitti. 250 bölü 2'den değil mi? 205 kere 25. 250 bölü 2'den 125 çıktı. Soru işaretini ne bulduk? 125 bulduk. Evet. E hocam soru işareti. Şurada uzunluk 125. E benden ne isteniyor? Kaçıncı dakikada. Şuradaki dakikada. Burada yakıt ikmali yapıldı. Bu buraya geldi. Sonra buraya gelecek. Ya kardeş ben burayı 40 buldum. E burayı da 125 buldum. Şuradaki uzunluğu nasıl bulacağım? Arkadaş burada aynı doğrusalıkta hareket ediyor dedik ya. Şu bir paralel kenar değil mi? E paralel kenar. Çünkü niye? Şunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine paralel paralel kenar. E benim şurayı bulmam lazım. Kafayı çalıştırıyoruz bak. E, yani şurayı bulmam lazım. E hocam burası da şuraya eşittiğimi. Bak görüyor musun sorunun güzelliğini? Evet hocam. E yani burası da kaç yaptı o zaman? 50 yaptı. Alt tarafta 50 yaptı. O zaman D noktası ne oluyor? Şuradaki uzunluk. 40 artı şöyle göstereyim hatta. 40 artı bak şurada 40 var. Sonra burada 125 var. Bir de 50 var. 40, 125 ve 50 var. 90 215 mi yapıyor? Evet. 215 yapıyor arkadaşım. Tam şuradaki nokta. Kaçıncı kilometrede eğer bu şekilde hareket ederse kaçıncı kilometrede 215. kilometrede ne yapıyormuş? Benzini bitiyormuş dostlar. Evet ne yaptık? Genelde bak neyi kullandık böyle? Benzerlik tekniği. Benzerlik tekniği. Bak burada da benzerlik tekniği çıktı. Ama ikili grafiklerde de ne yapıyoruz? Oran, orantı tekniğini kullanacağız. Hadi gel şimdi de bunu öğrenelim. <laughs> Bak şimdi. Şekildeki A ve B bitkilerinin boylarının zamana bağlı değişimi verilmiştir. A hangisi? Alttakidir büyük ihtimalle. Şuraya A diyelim. Şuraya da B diyelim. Buna göre bitkiler dikildikten kaç yıl sonra A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 fazla olur diye soruluyor. Sonuçta ne olacak? Şöyle büyümeye devam edecek. Bu da az bir şekilde büyümeye devam edecek. İşte bizden ne isteniyor? Büyüdüklerinde. Tamam büyütelim şunları. Şu büyüyecek böyle. Bak daha yukarı doğru oluyor bu. Değil mi? Şöyle bir saniye. Şuradakini daha şöyle bir şey yapayım. Buraya doğru alayım. Heh, şunu da şöyle büyütüyorum kardeş. Ve bizden ne isteniyor? Bu böyle büyüdükleri zaman bizden istenilen şey şu A bitkisi burası oldu. Şimdi B bitkisi burası oldu. A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 metre uzun olur diye soruluyor. Ha bu arada mesela bu soruyu da kelebekten yapabilirsiniz. Şu A bitkisinin boyunun B bitkisinin boyundan 30 fazla olduğu yer soruluyor. Bak şurada kelebek yok mu? Evet. Bu kelebek olan kısmını da sana bırakıyorum. Ödev olarak sana kalsın. Ben burada oran oran tekniğini sana burada göstermek zorundayım. O yüzden oran oran tekniğiyle yapacağım bunu. Nasıl mı? Şöyle. Arkadaş A bitkisini yorumlayalım. Hocam A bitkisi ne kadar uzamış 3 yılda? A bitkisi. 3 yılda 22 mi uzamış? Hayır. A bitkisinin boyu 10'ken dikilmiş 12 uzamış. Ne kadar uzadığına bakacaksın. Bak dikkat. 10 ken şuraya kadar gelmiş. 22. A bitkisi 3 yılda ne kadar uzamış? 12 uzamış. O zaman 1 yılda kaç uzar? 4 uzar. O zaman bunların farklarının şey olduğu yere de ne diyelim? Bunu aşağıda mı yapsam ben? Evet aşağıda yapayım. Bir dakika. Şekil üzerinde göstereyim şöyle. Bunların farklarının mesela şöyle A bitkisi ve B bitkisinin boylarının farkı kaç olduğu zaman şey arayacağım. Evet x x yılında mesela şuradaki x yılında x yılında a bitkisinin boyu b bitkisinin yolu, e, boyundan ne kadar fazla diyor? 30 metre fazla diyor. Tamam. O zaman arkadaşlar x yıl sonra ne kadar uzar? 4 x uzar. <laughs> Çünkü niye? Hocam üçgen 12 birken 4 uzadı. O zaman x yıl sonra 4 x uzar. O zaman ağacın boyu 4 x mi olacak? Hayır. Hayır hayır dikkat. A'nın toplam boyu ne oluyor o zaman? Ne kadar uzadı? 4 x uzadı. Önceden ne kadardı? Hocam şu kadarlık bir mesafesi vardı. Ağacın boyu zaten ondu. O zaman 10 artı 4 x değil midir? A bitkisinin boyu x yıl sonra. Evet. Gelelim B bitkisine. B bitkisine bak şimdi. 3 yılda ne kadar uzamış? 25'e gelmiş. Ama nereden? 22'den 25'e gelmiş. Yani 3 yılda 3 uzamış. Bir yılda bir uzar. Sonuçta aynı x yılına geldim. X yılda ne kadar uzar o zaman? X uzar diyeceğiz mi? Diyeceğiz. Ama bunun da toplam boyu ne olacak arkadaşım? Önceden ne kadar boyu vardı bunun da? 22 boyu vardı. O zaman 22 boyu vardıysa toplam boyu da bunun ne olacaktır o zaman? 22 artı x olacak. Şimdi benden ne isteniyor? Kaç yıl sonra a bitkisinin boyu b bitkisinin boyundan 30 fazla olur diye soruyor. Yani a eşittir b artı 30 olduğu durum isteniyor bana. E o zaman a neydi arkadaşım? 10 artı 4x eşit mi? B neydi? 22 artı x artı 30 değil mi? Evet. Çünkü ne? A yerine geldim. Şunu yazdım. B yerine geldim. 22 artı x yazdım toplam boyu İşte A bitkisi eşittir. B'den 30 fazla diyor. B artı 30 ya. Burada 30 da geldim buraya yazdım. İşte oran orantı tekniğiyle de bu şekilde çözülüyor dostlar. 3x buradan 42, 32 mi yapıyor? Evet. Bir dakika. 12, 42 mi yapıyor? Evet. 3x 42 yapıyor. O zaman x de buradan kaç yapar? 14 yapar. E zaten biz ne dedik? E buna göre bitkiler dikildikten kaç yıl sonra? bu dikilme yılı burası değil mi? Evet. Dikildikten kaç yıl sonra diyor. X yıl sonra demiştik zaten biz ona. Bir de ona da dikkat edin. Bazen şurada şey diyor. Hani 3. yıldan sonra kaç yıl sonra diyor. Biz cevabı 14 bulduk ya. Buradan buraya geçen zaman da isteniliyor mesela. Buradan buraya geçen zaman ne? X'i 14 bulduk ya. X 14 ise eğer buraya da ne kalıyor? 11 kalıyor. Bazen de bu isteniliyor. Dikkat et. Ama bizden ağaçlar dikildikten kaç yıl sonra diye soruluyor. X 14 bulduk. O zaman cevap 14 yıl sonra olacaktır. Evet. Oran oran tekniği de bu şekilde. Ama bu soruyu bir de kelebek tekniğiyle de yapmanı istiyorum dostum. Tamam günlük hayat problemleri de bu şekilde ve analitiği bitirdik gençler. Valla şükür bitti analitik ama analitikte bizi yıpratan soruları bak tekrar söylüyorum. Bizi yıpratan sorular ÖSYM'nin sormuş olduğu sorular. Yani adamlar baba soru soruyor. Lütfen tekrar söylüyorum. O ÖSYM'nin sorduğu sorularda anlamadığın sorular ya da aa şöyleydi. Güzel soruymuş dediğin soruları lütfen yıldız at. Sonrasında geri dönüp o sorulara bir daha bak. Ayda bir şöyle bir bak. Çünkü analitik AYT'de gerçekten çok önemli dostum. Tamam. Evet böylelikle bu durumu bitirdik. Vay be. Nereye geldik? 227. sayfaya geldik. Bitiyor dostlar. Ama en zevkli kısma geldik şimdi. Ne yapıyoruz? Hocam tik atıyoruz. 39. günü de bitirdik. Ya niye hep siyah geliyor karşıma? Şu kırmızıyla atalım. 39. gün de bitti. Geldik şuraya. Burada da tik atalım. Hocam 39. günde şu gitti. Ödevimiz var mı diye bakıyoruz. Hop. Kitabımızda 196 ile 209. sayfalar arası soru bankasında ödev dostlar. Tamam. 196 ile 209 arası doğru analiti ile ilgili testler var orada. Onları mutlaka çözün. Nerede? Kitabı. Şurada görüyorsunuz dostlar arkada. Soru bankası kitabı. Tamam. Sonra ne yapacağız burada? Haftalık programa da bakalım. Haftalık programda. Hocam şurayı da hallettik. Burayı da hallettik. Haftalık programda 2 hafta ayırdınız zaten buraya siz. Çünkü bu kadar video tek haftada ağır gelirdi. O yüzden doğru analitiğine 2 hafta verdim. İşte ne yaparsınız? Bir haftasında böyle şeyleri yaparsınız. Bütün konu anlatımını halledersiniz. Bir haftasında da soruları çözer yaparsınız şeklinde yaparsınız. Vay 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 vay. Şöyle bakınca hocam ne kadar kaldı? 1 2 3 4 5 gün kaldı. Süper. Bitime yaklaşıyoruz gençler. Evet, böylelikle bugün de bitirdik. 39. günde bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani 40. ders. Dönüşümler konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.